Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün 4.5K hızını yaşıyor musunuz? Geçtiniz mi? Size sorduğumuz günün anketi budur. Katılımımız yüksek de az sonra sonucuna da geleceğiz ama 3 operatörün ne sunduğu ve bugünden yarına neler yapacağına dair görüşleri almayı sürdürüyoruz. Az önce 2 GSM operatörünün değerli tepe yöneticileriyle konuştuk ve şimdi de değerli konuğum Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk. Merhabalar Hande Hanım. Uykusuz bir gece geçti herhalde değil mi? Zor bir geceydi, yoğun bir geceydi. Sabaha kadar da sürdü aslında. Değil mi? 0001'de 4.5G hızı başladı. Size hızla başlayayım. Hep faturayı önce sordum ama geçer geçmez şu saate kadar kaç aboneniz 4.5G'li oldu? Öncelikle çok uzun bir geceydi ama başarıyla altından kalktık. Tüm çalışma arkadaşlarım, öncelikle şebeke ekibimiz, sonra aslında hemen hemen herkes şirketimizde çalışan katkıda bulundu bu noktaya. Başarılı geçti diyorum çünkü gece itibariyle saat 00:01'de tam beklediğimiz gibi, hatta beklediğimizin üzerinde bir kullanıcı adetlerine ulaştık. Öncelikle kullanmak istediğini belirten abonelerimizin sayısı çok fazla. 13 milyonu aşan abonemiz, ki 22 milyon toplam abonemizden kullanmak istediğini beyan ediyor. Tabii bunlardan sim kartları ve cihazları uygun olanlar kullanabiliyorlar. Bunların sayısı da 4,5 milyonu aşıyor. Bunlar arasındansa gerekli cihaz ayarlarını yaparak 4.5G kullanımına geçen birebir aktif olarak 12 itibariyle bugün ben biraz önce kontrol ettiğimde de 1.6 milyona ulaştı. Şu an Türkiye'nin dört bir yanında, hatta bizim deyişimizde Türkiye'nin dört bucağında 1.6 milyon Vodafone abonesi 4.5G'nin tadına varıyor. 2.5 gibi düşündüğümüzde saat, biraz önce yayına girerken baktınız saat 14.38, sizden de 1.6 milyon abone 4.5G'ye geçti. Çok önemli bu aslında. Bundan sonra peki 10 kat hızlandı mı? Yani 81 ilde de oldu mu? Çünkü ihalelerde en geniş kapsam alanı iddiasındaydınız siz, bu meblağı da verdiniz. Şimdi mesela biraz önce Ağrı merkezdeyim diyor, çekmesini bekliyorum diyor. Ne dersiniz Ağrı'dakine, İstanbul'dakine, Ankara'dakine, Antalya'dakine? Abonelere. Şöyle, 4.5G teknolojisi çok önemli. Çünkü dijital dönüşüm yolculuğunda ülkemizin gitmekte olduğu gigabit toplumu dediğimiz, o hayalini kurduğumuz bağlantılı dünyaya, yaşama, ülkeye giderken çok önemli bir kilometre taşı. Bunun böyle olmasının sebebi de 3 önemli avantajdan geliyor. Teknolojik olarak avantajdan 3G'ye göre. Her şeyden önce kapsama avantajı. Çok daha düşük frekanslarda, çok daha geniş alanlarda bir mobil internet deneyimi verme kapasitesine sahip. İşte bu amaçla zaten bizler de ihalede satın aldığımız 800 ve bunun yanında da sahip olduğumuz 900 frekansıyla dün akşam itibariyle Türkiye'nin 7000 noktasında, birbirinden bağımsız 7000 ayrı çekim noktasında 4.5G hizmeti vermeye başladık ki bu da bildiğimiz kadarıyla en yüksek sayıda Türkiye'deki çekim noktası şu an bir operatörde olan. Bu tabii ki yeterli değil. Şu an %75'leri aşan bir nüfus kapsamamız olsa da hızla bugünden itibaren, hatta hep onu söylüyorum, bugün bir son değil aslında, bir başlangıç. Evet. Kapsamamızı hızla arttırmaya çalışıyoruz. Evet, izleyicinin en çok sorduğu da fiyat. Şimdi bakıyorum, şu an gelen tweetlere de bakıyorum. Mesela Onur Mert Bey diyor ki, kullanılan paketlerimiz 4.5G hızını destekliyor mu diyor. Hem hızını hem fiyatını destekliyor mu, onu soruyorlar. Doğru. Kota aşarsa ne olacak mesela? Kotasını aşıp aşmadığını bilecek mi abone? Bu bizim de yaptığımız tüketici araştırmalarında Türkiye'de çok rastladığımız bir soruydu. Şu an sadece bu gördüğünüz tweet değil. Ama şöyle bir avantajımız var bizim Vodafone olarak. Vodafone Grup olarak da 2010 yılından beri lanse ettiğimiz 4.5G, 4G ve üstü teknolojilerde, ki 20 ülkede bu lansmanı yaptık. Orada da çok rastladığımız, sadece Türkiye'de değil birçok ülkede rastladığımız sorulardı bunlar. Bunlar için de bir yarattığımız çözüm var. Bu çözümün ismini biz burada 4.5G deneme kampanyası diyoruz. Bu ay için abonelerimizin herhangi bir şekilde tarifelerini değiştirmelerine ihtiyaçları yok. Aynı tarifeyle 4.5G yazarak 45-45'e gönderdikleri bir SMS ile kampanyaya katılma hakkına sahip oluyorlar. Sim kartları ve akıllı telefonları 4.5G uyumlu ise hemen kampanyadan yararlanmaya başlıyorlar. Dediğim gibi tarifelerini değiştirmeden rahat rahat internet 4.5G deneyimi yaşıyorlar. Kotalarını aştıklarında biz bu ay için, bir ay için kendilerinden aşım ücreti almıyoruz. Tarifelerindeki kota neyse yine ondan ücretlendiriyorlar. Ayın sonunda ne kadar data kullandıklarına hep birlikte bakıyoruz. Ve onlara yeni tarifelerimizden, ki biz bunlara 4.5G'ye uyumlu tarifeler diyoruz. Özellikle Vodafone Red Smart alt markamızla birlikte lanse ettiğimiz tarifelerle kendilerine en uygun tarife yine kendileri seçecekler. Ve bir sonraki ay 4.5G'nin tadını yaşarken kendi seçtikleri tarifede, kendi belirledikleri kotalarda,
kendi kontrolleri altında yeni faturalarını ödüyor olacaklar. Bu şekilde yurt dışında olduğu gibi biz bu fatura aşımını engellemeyi hedefliyoruz ki daha önce de çalıştı birçok ülkede bu kampanya. Burada da çalışacağına evet, eminim. Bir ay geçerli, sonrasında da onlara uygun tarife çıkacak. Bakanın söylediği önemliydi. Özellikle gençleri uyarıyorum dedi. Aman cep yakabilir 4,5G dedi. Bakan söyleyince herkes sorularda daha yüksek sesle bunu telaffuz ediyor. Doğru. Peki ortalamada tüm bunlara rağmen datada özellikle internet kullanırken yani bizim tarifimiz ortalama ne kadar ucuzlayacak? Çünkü Alo'da olduğu gibi burada da bir rekabet bunun üzerine dönecek gibi. Çok doğru. Hem rekabet hem de kullanım aslında. Bu geçtiğimiz 6 yıla bakarsak 2009 yılından başlayan 3G sürecinde bunu her ay, her çeyrek yaşıyoruz. Hı hı. Örneğin son çeyrekte Ekim, Kasım, Aralık aylarında Türkiye'de Vodafone abonelerinin data kullanımı 50 terabayta ulaştı. %116'lık bir artış var. Bu da aslında 2 katından daha fazla arttı bir önceki yıla göre demek. Ama data gelirleri %86 arttı. Buradaki %30'luk indirim aslında birim fiyatın daha geçtiğimiz çeyrekte %30 aşağı indiğini gösteriyor. Hı hı. Bu süreç devam edecek. Abonelerimizin 4,5G ile birlikte kullanımları arttıkça bizler de birim fiyatları düşürmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi bir izleyicimize bakıyorum. Tekin Bey diyor ki saatlerce hangi operatörü kullandığını söylemeyeyim. Diyor ki... Saatlerce müşteri hizmetleriyle görüşmüş ama bütün ayarlarımı da yaptım ama hala 4,5G yazmıyor ekranımda. Geçemedim bir türlü diyor. Ne tavsiye edersiniz? Şöyle, tabii ki müşteri hizmetleriyle konuşmaya çalışabilirler ama Vodafone abonesi ise eğer 4,5G 45-45'e kısa bir mesaj gönderdiği zaman biz kendisine abonelerimizin sim kartlarının uyumlu olup olmadığını, cep telefonlarının uyumlu olup olmadığını bildiriyoruz. Bunların uyumu varsa kendilerinin kullanma izinlerini alıyoruz. Bunun dışında tek yapmaları gereken ayarlardan şebekelerini 2G, 3G değil 4G olarak seçmeleri. Bir de onu denerse bilmiyorum hangi ayarları tekrar kontrol ederse diyorsunuz. Peki ederse şimdi olur. En çok merak ettiğimiz şeylerden biri hızdı, fiyattı. Mesela sinema izlemek değil mi? Cepten ev dışında ben sinema izlemek istediğimde herhalde 6 saniyede falan iniyordu değil mi? Ücreti ne oluyor? Bir sinema biletine mi denk geliyor? Şöyle yine çok çeşitli tarifelerimiz var Vodafone Türkiye olarak. Değişik kullanım oranlarına göre ki bunlar... 1 GB'tan başlayıp çok yüksek gigabaytlı tarifelere kadar gidiyor. İçinde bulunduğu tarifeye göre değişiyor. Birim fiyatlar da daha yüksek kotalı tarifelerde daha ucuz birim fiyatlarla çok daha iyi bir sinema deneyimi yaşarlar. Bu arada çok da korkmasınlar abonelerimiz. Öncelikle küçük ekranlarda bu izlemeyi yaptıkları için data kullanımında da çok büyük bir... kullanım ve dolayısıyla çok yüksek faturalarda beklemesinler. Evet. Aslında şöyle bir baktığımızda cepten alo diyeli 22 yıl olmuş. Doğru. Yakın bir tarihten bahsediyoruz. Cep telefonu bir tarih çıkmış karşımıza. Bununla ilgili biz aslında bugün günün sesi demiştik. Neydi ilk ses? 22 yılı önce dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel o büyük telefonlarda bazen hani tırnak içinde takoz diyeceğimiz telefonlarla yapılan kilogram ağırlıktaki telefonlarla yapılan dönemi hatırlatıyor. Ve dün geceye gidiyoruz 4,5G'ye. Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alosu sesten görüntüye geçen bir cep hikayesi var. O sesleri kısaca hatırlayalım, üzerine sohbetimizi sürdürelim. Şu hazır mıyız? Hazır. Kimi arayacaksınız efendim? Ben de aklımda öyle fazla numara yok. Bu telefon cebinizdedir. Bununla dünyanın istediğiniz yeriyle konuşursunuz ve dinlenmez. 4,5G telefon hizmetinin ilk alosunu, ilk başlangıcını sizinle gerçekleştiriyoruz. Burada şu anda yaklaşık 17'ye geldiğimiz ve çoğu atacağımız adımın ülkemiz ve milletimizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Onların yollarında arızalar var. Bizim tarafta bir şey yok. Bizde yollar kaymak gibi.
Bizde yollar kaymak gibi diyor. Bizde akış tamam, Amerika'da sorun var diyor Bakan Yıldırım. Bütçeye de bakmak lazım. Yani ciddi bir bütçeden bahsediyoruz. İhalesinden, reklam kampanyalarına ve bugüne gelinceye kadar ne kadarlık bir yatırım çıktı karşımıza 4,5 TL son olarak? Çok büyük bir yatırım. Haklısınız. Sadece ihale bedeli olarak 918 milyon avro bir ödememiz oldu. Son 2 yıldır ihale bedeli dahil 5 milyar liralık bir yatırımımız var 4,5G'nin şu an gördüğümüz 4,5G için. Ama bu yatırım aslında çok daha öncesinden başlıyor. Biz 2009 yılında yatırımımızı 3G'ye geçişle birlikte yapmaya başlamıştık. Ve burada sizin nezdinizde de kutlamak istiyorum bütün Vodafone ailesini de. Bu yıl 10. yılımız bizim. 2016 yılı Vodafone Türkiye'nin 10. yılını kutluyoruz ki toplam 10 yılda da 17 milyar lirayı aşan bir yatırım yaptık. Dün akşam itibariyle 4,5G'yi tüm abonelerimize Türkiye'nin dört bucağında sunabilmek için. Evet. Bakalım süreç nasıl işleyecek? 4,5G hızı memlekete hayırlı olsun. İş yaratsın, aş yaratsın diyelim. Doğru. Çok teşekkürler Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt. Değerli katılımınız için tüm GSM operatörleri gibi sizin de bilgilendirmek amacıyla izleyicilerimize aktardık bilgilerinizi. Değişimi bizimle paylaştınız. Finans Kafe'deydiniz. Teşekkürler. Teşekkür ve izleyicilerimize sormuştuk. Ne demiştik? 4,5G'ye geçtiniz mi demiştik. Buradaki önemli soru buydu. Peki yanıt ne geldi? Bu da önemli. 4,5G'ye geçtiniz mi dediğimizde operatörlerle adım adım ilerlediğimizde Türk Telekom'dan gelen yanıt 1 milyonun üzerinde oldu. 1,5 milyon. Diğer yandan 1 dakikada 1,1 aldık, şu ana kadar 2 milyona vurdu dedi. Kim? Kaan Terzioğlu Turkcell olarak. Diğer yandan az önce Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt'ten aldığımız rakamda 1,6 milyon oldu. Çok ciddi bir rakam. Ama bizim anketimize katılanlar, sosyal medya üzerinden, internet üzerinden katılanlar ne dedi? Hemen bir bakalım. Evet diyenler %40'ı oluşturdu. Bizim izleyicilerimizin çoğunluğu geçmemiş. 4,5G'ye geçtiniz mi? Evet diyenler sadece %40'ı oluşturuyor. Hayır diyenler %60'ı oluşturuyor. Finans Kafe'deydiniz. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.